Arkadaşlar merhaba, adım Tayfun. evstudio.com'un kurucusuyum. Bugün sizlerle hem tanışalım istedim, hem de ev stüdyosu ekipmanlarına temel olarak bir giriş yapalım dedim. 15 yıldır müzikle ilgileniyorum. Bunun 10 yılını aktif sahne hayatı oluşturuyor. Şu anda müzik dışında mezun olduğum bölümle ilgili bir işte çalışıyorum. Müziği de hobi olarak sürdürüyorum. evstudio.com'u kurma amaçlarımdan bir tanesi de aslında bu. Yani müzikten kopmamak, benim gibi ev stüdyosu kurmak isteyen arkadaşlara yardımcı olmak. Ev stüdyosu ekipmanlarına göz atacak olursak dört temel başlıkta inceleyebiliriz. Nedir bunlar? Mikrofonlar, ses kartları, bilgisayar ve bilgisayar yazılımları, monitör ve kulaklıklar. Şimdi başlangıç mikrofonu olarak ne almalıyım diye çok fazla soru alıyorum. Başlangıç mikrofonu olarak dinamik mikrofonda, kondenser mikrofonda tercih edebilirsiniz. Dinamik mikrofon olarak SM57 ve SM58 olabilir. Çok popüler mikrofonlardır. Ve her stüdyoda emin olun bir tane 57 mutlaka vardır. Keza aynı şekilde 58 de vardır. SM57 enstrüman mikrofonu olarak dizayn edilmiştir. Fakat vokal uygulamalarında da gayet başarılıdır. SM58 ise vokal mikrofonu olarak bilinir. Genelde sahnelerde en çok göreceğiniz mikrofonlardır bunlar. Tabii stüdyo uygulamalarında da gayet başarılıdır. SM58 ve SM57'nin frekans aralıkları aşağı yukarı aynıdır. Hatta hemen hemen neredeyse aynı. Sadece bir noktada ufak bir farklılık var. SM58'in başlığını çıkarttığımız zaman zaten göreceksiniz ki hemen hemen aynı tasarım. Bu windshield sahnede rüzgar sesi gibi dış etkenlerden korur. Onun dışında kondenser olarak da yine başlangıç seviyesi bir mikrofon tercih edebilirsiniz. Ben MXL 990 almıştım birkaç yıl önce. Hala da çok mutlu mesut kullanıyorum. Yani aşağı yukarı 80'ler 100 dolarlık bir kondenser mikrofonla başlayabilirsiniz. Uzun yıllar götürür. Çok aşırı pahalı mikrofonlara ihtiyacınız yok ilk etapta. Önemli olan sesinizi olabildiğince doğal alması, doğal bir şekilde aktarabilmek. Ses kartı olarak da yine birçok bilinen markanın giriş seviyesi ekipmanlarını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bunlardan bahsetmek gerekirse Focusrite olabilir, Roland olabilir, Presonus olabilir, TC Elektronik olabilir, Steinberg olabilir, M-Audio olabilir. Hangisini seçerseniz seçin, işinizi görecek kadar kayıt yapabileceksinizdir, emin olun. Yani sonuç alamadığınız zaman kabahati bu ses kartlarında veya mikrofonlarda aramayın. Mix bilginiz geliştikçe veya kayıt bilginiz ve beceriniz geliştikçe çok daha iyi sonuçlar alabileceksiniz. Onun dışında hoparlör ve kulaklık konusuna gelince referans monitörü olmazsa olmaz mı? Olsa iyi olur. Eğer bütçeniz el vermiyorsa da bir süre kulaklıkla çalışıp daha sonra bütçeniz el verdiğinde temin edebilirsiniz. Ev için genelde 5 inç, 6 inç ve 8 inç monitörler daha çok tercih ediliyor. O da boyutunuza göre seçim yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili ileride daha detaylı videolarda paylaşacağım. Onun dışında bilgisayar aslında günlük işlerinizi görebildiğiniz herhangi bir bilgisayarda kayıt yapabilirsiniz. Bunun içine DAW adını verdiğimiz yani Digital Audio Workstation yani dijital ses işleme programları kurmak gerekiyor. Bu programlarda aslında Windows'ta en popüler program Cubase, Pro Tools. Onun dışında Mac'te Logic, Pro Tools, Cubase yine çok kullanılan programlar. Şimdi artık Studio One diye bir program yayınlandı. O da oldukça meşhur. Yani bunlardan hangisini kullanırsanız kullanın, hepsi temel olarak aynı işi görüyor. Sadece kısa yolları ve bazı özellikleri farklı ama temelde kayıt yapmanızı, mix yapmanızı sağlayacak programlar. Ev stüdyolarında bir de MIDI klavye görürsünüz. MIDI klavyelerin içi boştur. Herhangi bir MIDI klavye tercih edebilirsiniz. İçi boştur derken bu tuşlar bilgisayara 0 ve 1'lerden oluşan sinyaller gönderir. Dijital sinyaller. Bu dijital sinyallerde müzik programlarınızı veya pluginlerinizi ya da sanal enstrümanlarınızı kontrol etmeye yarar. Dolayısıyla bütçenizin el verdiği, elinizin rahat ettiği tuşesine daha yakınlık duyduğunuz MIDI klavyeleri tercih edebilirsiniz. Benim ev stüdyosu ile ilgili temel olarak anlatacaklarım bunlar. Sorularınız varsa evstudio.com adresinde tayfungol.com benim kişisel blogum orada ya da bu videonun altında YouTube'da yayınlayabilirsiniz sorularınızı. Ben de fırsat buldukça cevap vermeye, yanıtlamaya çalışacağım. Çok memnun oldum tanıştığıma. Bol bol takip etmenizi öneriyorum. Eğer ev stüdyosu ile ilgili
Yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız veya işin içinden çıkamadığınız durumlar varsa da mutlaka benimle irtibata geçmenizi tavsiye ederim. Hoşça kalın.